Evet. Bugün farklı bir konuyla buradayım. Size herkesin söylediği o crosshair placement'ı anlatacağım. Ya görüyorsunuzdur mutlaka. Nasıl daha iyi oynayabilirim? Nasıl daha fazla adam vururum? Herkes diyor crosshair placement'ınız iyi olsun. Ama ne bu? Yani ne yani? Crosshair placement. Okey ne? Crosshair'inizi adamın üstüne koyun. Bu kadar. Ya, bu kadar değil işte. Ya ben size bunun ne olduğunu, nasıl gelişeceğini nasıl daha aktif kullanım yani aktif aiming denen bir olay var. Aktif aim alım. Bunun nasıl yaşandığını göstereceğim size. O zaman bilmiyorum videonun bundan sonrasında nasıl olacağına birazdan karar vereceğim. Şimdi değil. O yüzden siz benden daha önce bileceksiniz. Videoya geçelim. Şimdi bu crosshair placement dediğimiz olay aslında birden fazla şeye dayanıyor. Sadece aiminizi yani karşıdaki düşmanın olabileceği yerde kafaya getirmek değil. Map'i ne kadar bildiğinize, map'teki yükseliş iniş bu yani yokuş ya da nasıl diyeyim? Ya bildiğin yükseklik alçaklık bilgisini yani mesela burası daha alçakta, burası daha yüksekte o yüzden biz buraya aim alırken aim'inizi daha da yukarıda tutmanız gerekiyor falan. Bu tarz üzerinde değiştiği çok fazla faktör var. Ya birincisi crosshair placement çok basit bir şekilde anlatacağım. Nedir yani? Nedir? Şu. Siz bir yerden piklerken ya da beklerken bekliyorsunuz ya da giriyorsunuz fark etmez. Aim'inizi sürekli bu herhangi birinin çıkabileceği yerde tutmanız. Yani bu. Mesela siz burada bekliyorsunuz diyelim. Aim'inizi böyle koymayacaksınız. Ya da böyle koymayacaksınız. Çok fazla görüyorum bunu. Aim'inizi buraya koyacaksınız ki yani karşıdaki kişiyi vurmak için en az çabayı sarf edin. Bunun tek amacı bu. Yani siz yorulmayın. Siz mouse'unuzu hareket ettirirken yorulmayın. Adam gelsin, otursun crosshair'inize. Sadece sol tıka basın. Bu kadar. Bunu en kolay şekilde ne yani ne kadar kolay yaparsanız aldığınız kill, atladığınız rank o kadar fazla etkilenecek ki şaşırırsınız. Gerçekten. Şimdi diğer etkenlerden bahsedeceğim. Bu mouse hassasiyetiniz, map bilgisi nasıl çalışabilirim bunlardan. Şimdi birincisi map bilgisi. Oyunda bariyerlerin nerede bulunduğu ve adamların genelde nereden piklediği infosunun sizde olması lazım. Bu benim size söyleyip ya aslında söyleyebileceğim bir şey. Ama tek tek bütün maplerde nerede piklenir, nerede oturulur bu söylemez. Sizin nasılayım? Daha fazla oynayıp karşınızdaki çünkü karşınızdaki kişiye göre değişecek. Mesela bir takımla oynarken diyelim ki B'de market tarafından piklemeyi çok fazla seviyorlar. Başka bir takımla oynuyorsunuz. B market tamamen boş bırakıyorlar. İşte bu çok fazla değişiyor. Bu yüzden sizin karşınızdaki takıma göre bunu kendiniz bakmanız ve görmeniz gerekiyor. Şimdi ama belli bir olay var. Nerede? Mid'de burada bir bariyer var. Diğer bariyer de burada değil mi? Here. Ya ilk adam Here. buradan pikleyecek. Şu mid market yazısının olduğu yer. Şu buradan pikleyecek. Belli yani. Bu yüzden siz ilk piklerken fark ediyorsunuz ki benim eğimim direkt otomatikman oraya gidiyor. Yani aslında bak şu duvarda baktığınız zaman şurada hiçbir şey yok. Fakat bu benim eğim aldığım yer. Direkt açıyorum Ghost'u. Benim eğim aldığım yer burası. Çünkü karşıdaki kişi ilk buradan pikleyecek benimle. Yani first contact dediğimiz ilk benim kontak kuracağım yer burası. O yüzden benim eğimim direkt burada oluyor. Çünkü çıktığım zaman eğimimi sağ sola kaydırmak zorunda kalmayayım. Direkt karşıdaki kişinin kafasında bulunsun diye. Şurası. Sizin buna alışmanız lazım. Birinci mesele bu. Bildiğiniz map bilgisi. Mesela ikinci bunu yapabileceğiniz pozisyon burası. Burada önünüzde bariyer var. Şurada. Lazım. Bekliyorsunuz. Benim eğimim direkt burada kalıyor. Ya da bunu ben direkt buraya da koyabilirim. Ama şuralarda bir yere koyarım ki karşıdaki kişinin puşlama ihtimaline açık olayım diye. Ondan sonra oynarım. Bak fark ettiyseniz ben yaklaştıkça eğimim sağa kayıyor. Şu. Ondan sonra buradan bekliyorum adamı ya da puşladıysa buralarda bir yerden bekliyorum ya da burada. O yüzden eğimim çıkabilecek ilk pozisyonda duruyor hep. Yani adam hızlı bile koşmuş olsa en yakın gelebileceği en yakın nokta şuralar bir yer. Bu yüzden benim eğimim sürekli burada. Yaklaşırken. Evet bu dediklerim map bilgisine de dahil olabilir.
Sizin map hakkında bulunan bilginize de dahil olabilir. Çünkü map bilgisine bir şey daha dahil. O da adamların site'te olurken, oynarken nerelere oturabileceği. Mesela bir bu nokta olabilir. Trapleri neden koyduğumu da anlatacağım. Videoda sürpriz. Birincisi adam burada olabilir. Kutunun arkasında olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Sizin Crucible placement'ınızın üst seviyeye çıkabilmesi için adamların çıkabileceği yerlere bu pre-aim dediğimiz önceden aim koymanız lazım. Yani şu hareket sizin çıkabileceği adamların çıkabileceği yerde aim'inizin önceden bulunması lazım ki hem Crucible placement'ınız bulunduğu yerde, adamın bulunduğu yerde kafada olsun hem de bulunabileceği bir yerde olsun. Tamam, mesela siz aim'inizi burada tutuyorsunuz. Burada bak. Tam ne burada ne burada. Tam ortada tutuyorsunuz. Okey. Kafa seviyesinde şu an. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer de şeyde değil. Adamın çıkabileceği herhangi bir yerde değil. O yüzden adam şuradan ya da buradan çıkacağı zaman benim ya sağa ya sola bu eğimimi kaydırmam gerekecek. Bu yüzden bütün açıları tek tek kontrol ede giriş yapıyorsunuz. Bu sayede, bu arada bunu siz ne kadar düzgün yaparsanız karşıdaki kişinin size küfür etme olasılığı o kadar fazla. Çünkü şu olacak artık. Mesela adam burada duruyor diyelim. Siz bu açıyı bu açıyı bu açıyı kontrol ettiniz. Sonra bu açıya geldiniz. Eğimiz adamınızın kafasında tek yaptığınız şey küçük kendinizi küçükçe gösterip şurada küçükçe gösterip bir tane sol tık basmak. Karşıdaki adam sizin bir kısmınızı görecek, headshot yiyecek. Sonra diyecek ki nereden biliyordun ama orada olduğumu falan filan, ağlamaya başlayacak. Çok fazla yaşayacağınız bir şey bu. Şimdi ne dedik? Birincisi map'teki yükseliş ve iniş bölgelerine dikkat edin. Mesela buradaki merdiven, mesela burada aşağı iniyor adam, burada kafası daha aşağıda olacak. Dikkat etmeniz gereken birinci şeylerden biri bu. İkincisi bariyerler. Bariyerlerin nerede bulunduğu, adamların size nereden, ilk noktada nereden pikleyebileceği, eğer siz saldırı tarafındaysanız, gerçi savunma tarafındaysanız da aynı şekilde bir şey fark etmiyor. Adamların ilk, yani ilk kontağı adamlarla nerede sağlayacağınız, buna göre eğimi nereye koymanız gerektiği. İkincisi bu. Üçüncüsü map bilgisi dediğimiz, adamların bu sefer nereden pik, size nereden pikliyor olabilecekleri. Dördüncüsü de bu pikleyeceğiniz noktaları da sonuçta siz buradan 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 pikleyebileceğini biliyorsunuz. Ama burada piklerken eğiminiz daha iyi aşağıda. Şuradan piklerken de yukarı kalkıyor. Fark ettiyseniz. Çünkü burada pikleyen birinin kafası daha yukarıda. Dördüncü dikkat etmeniz gereken nokta da bu. Yani sonraki kişiye geçerken eğiminizi kontrol etmeniz lazım ki yani yine aynı şekilde crosshair'inizi adamla fight esnasında o kadar az hareket ettin. Son olayda bunu nasıl geliştireceğimiz. Benim bu tripwire'ları koymamın tek sebebi bu. Tripwire'lar şu an bu koyduğum cipher trap'lere map'te adamların bulunabileceği, sizin aim'inizi gezdirmeniz gereken yerler. Yani bütün her yere yerleştirmedim ama hepsi kafa seviyesinde. Mesela bu kafa seviyesinde. Bu da kafa seviyesinde. O yüzden mesela siz de kendi aynı şekilde bunları koyup map'te hareket ederken bunları eğim alıp atış edebilirsiniz. Mesela şurası, 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 burası. Bakın fark ettiyseniz aşağı iniyor eğimim. Burası. Yani bu tripwire'ların amacı bu. Evet, bu tripwire'ların amacı bu. Siz bunu deathmatch'te yapmanızı çok önermiyorum. Neden? Çünkü deathmatch'te insanlar ne yapıyor? Bir kere random yerlerde doğuyorlar. Ve bu close fight'ları, yani aim koyarak çıkmanız gereken şeyleri çok da yapamıyorsunuz. Orada ancak, yani illa Crusade placement'ınızı geliştirmek istiyorsanız ya daha yavaş oynamanız lazım. Mesela aim'inizi koyun bir bölgede, bir bölgede o noktada sürekli gelenleri vurmaya çalışın. Yani size yatın demiyorum ama aim'inizi koyup 2-3 kill almaya çalışın. Sonra başka bir noktaya gidin. Bu sefer burada 2-3 kill almaya çalışın. Ya da dediğim gibi
bu Tripwire şeyini kullanabilirsiniz bizim için. Ya CSGO'da eskiden çok güzel mapler vardı. CSGO'da yapıyorduk. Mesela buraya bot koyuyorduk, buraya bot koyuyorduk. Hatta bot koymamıza bile gerek yoktu. Mapler vardı. Onlarda direkt çalışıyorduk. Ama şu an kendiniz oluşturmak zorundasınız bu çalışma alanlarını. Siz de dediğim gibi kullandığım metotlardan biri bu. Siz de kesinlikle kullanmışsınız çünkü işe yarıyor. Fark ettiyseniz hani bunları vurmak kırmak değil olay. Tamamen sadece eğiminizi buralarda gezdirmek. Şuraya koyamadım. O yüzden böyle olsun. Evet, ben şu ana kadar size gösterdiğim şeyleri hep özel oyunda gösterdim. Şimdi de oyundan kliple anlatacağım yani. Biraz da nasıl diyeyim, gerçek oyunda siz bunları nasıl uygulayabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela bu kliple ben kılıç atarken sürekli fark et, ilk kill haricinde diğer iki kille ses aldığım yerde eğimim kafa noktasında. Ve mesela birinci adam alçakta, ikinci adam rampanın üstünde. O yüzden eğimim direkt rampanın üstüne kayıyor. Önemli olan da son adam vururken fark ettiyseniz eğimim aşağı iniyor. Çünkü orada yokuşun bittiğini ve adamın aşağıda olabileceğini düşünüyorum. Evet, bence oyunun en önemli detaylarından biriydi bu. Bahsettiğim crosshair placement. Eğer ki merak ettiğiniz başka bir şey varsa biliyorsunuz her zaman beni bulabileceğiniz yeri. Her yer. Diğer konuda bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim bu arada. Biraz daha hani hero bazlı değil de farklı konuları anlatan. Çünkü bu tarz bir sürü önemli olay var anlatmam gereken. Ve ne kadar konuşmayı sevdiğimi de biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz yine hala izleyip abone olmayan bir sürü kişi var. Belki koyarım. Belki yine sıfırdan dans eder buralarda. Bilmiyorum nasıl bitireceğimizi. Çünkü canım o an ne isterse. Görüşürüz. Girls with their nails done.